Şimdi tabii Berlin'den bağlanıyorsun, Berlin'den bize katılacaksın. Sorular Almanya ile ilgili olacak. Niye Almanya ile ilgili olacak? Çünkü Almanya malumumuz olduğu üzere Avrupa'nın en önemli siyasi aktörü. Tabii ki Almanya'ya indirgemek mümkün değil Avrupa siyasetini ama Almanya'nın yine de 2020'de diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında fena bir performans sergilemediğini gördük. Neler oldu, neler yaşandı Almanya'da Avrupa siyaseti bağlamında? Evet, teşekkürler. Hemen baştan söyleyeyim. Aslında dönem başkanlığıyla ilgili bir şeyler söyleyeceğim ama şunu belirtmemiz gerekiyor. Temmuz ayında devraldığı dönem başkanlığı bu senenin sonunda bitiyor. Ama şunu da unutmamamız gerekiyor. Almanya 2019'dan beri Güvenlik Konseyi daimi olmayan üyelerinden birisiydi ve orada da çok aktifti. Yani uluslararası platformda Almanya çok ciddi bir performans sergiledi. Krizlerin olduğu dönem salgınlarla falan birlikte. Dolayısıyla bunu vurgulamak istedim. Aslında bakıldığında modern Almanya'nın dış politikası, dış politika temel felsefesi komşu ülkeleri ve üye olduğu uluslararası kurumlar ile çıkar çatışmalarına mahal vermeden güvenli partner olarak işbirliği içerisinde çalışmayı hedeflemekte. Yani bu daha çok İkinci Dünya Savaşı'nda antimilitarist ve çok taraflılık üzerine bina edilmiş bir dış politika anlayışı. Lakin Avrupa Birliği'nin dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan krizlere yanıt vermekte yetersiz kalması, Avrupa kıtasında ve uluslararası sistemde de vuku bulan krizlere AB bünyesinde çözüm üretilememesi, yani Ukrayna, Suriye, Libya krizi, ve ayrıca AB üye ülkelerinin egemen olduğu kendi coğrafyasında, yani Avrupa Birliği içerisinde yalnız krizlerde yalnız bırakılması, diğer üye ülkeler tarafında yani dayanışmanın olmaması, mesela Almanya'nın mülteci krizinde yalnız bırakılması, İtalya, İspanya gibi ülkelerin euro krizinde yalnız bırakılmaması, yani onlara hibe yerine uluslararası piyasadan çok pahalı krediler almasına yönlendirmesi. Buna benzer veya son salgında hocalarım da biraz önce belirtti dayanışmanın olmaması. Bunlar tabii Almanya'yı uluslararası kurumlar nezdinde ve üçüncü ülkeler ile ilişkilerinde AB'nin dış ve güvenlik politikasını yönetme ve arayışına ittiği bir sürece de şahit olduk son zamanlarda. Yani 2020 koronavirüs salgının sürecinde Almanya sessiz sedasız AB'nin kurumsal işleyişi açısından ağırlığını hissettirerek belirleyici bir rol aldı. Yani burada yani çok başlıklarla geçeyim. Salgından dolayı ekonomik tahribata maruz kalan ülkelerin işte onlara yardım paketinin şartlarında belirleyici olmuş. Yani hibe ve kredi oranlarında orta yolun mimarı, işte Libya konferansını hepimiz biliyoruz. Almanya üstlendi. Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye ve Yunanistan arasında gerilimleri artırılmaması hususunda arabuluculuk yaptı. Nihayetinde ama nötr birisi değildi. Çünkü Avrupa Birliği doğal olarak dayanışma içerisindeydi Yunanistan'la. Brexit anlaşmasının şartlarının oluşturulması ve karara bağlanmasında Avrupa Birliği Konseyi nezdinde de ağırlığını koydu. Yani Brexit anlaşmasının bu yıl bitmeden nihayileştirmesinde Almanya'nın aslan payı da vardı. Dolayısıyla Almanya çok ciddi, etkili, çok Peki. boyutlu, farklı şeylere yani krizlerde de arabulucu veya işte moderasyon yaptı.